Çerçeve bana her zaman sinemayı hatırlatır. Çerçeve deyince aklıma aslında şey geliyor. İş geliyor nedense. Çünkü hep böyle bir şeyleri aynı formata sokma kaygısı gidiyoruz ya. Ondan herhalde. Aynı çerçevede. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Bu kadar. Kulp takmak en sevdiğim şeydir benim. Kulp deyince aklıma hep itlik köpeklik geliyor. İşte böyle milletle dalga geçmek, onların zayıf yanları üzerinden kendini tatmin etmek. Böyle hep böyle kötü şerefsiz şeyler geliyor ve çok bak şu an gerçekten mutlu oldum kulp kelimesini yazdığın için. Teşekkür ederim. Bu kadar. Sevgili Hakan Bey, üçüncü kelimeniz konfor. Konfor hayatta ödün veremeyeceğim birkaç şeyden birisi ve belki de en önemli 2-3'te yani. En önemli. Çünkü konfor 7-24 seni asla bırakmaması gereken bir şey. Tuvalete girersin, sıçacaksın, klozetin konforlu olacak. İşe gideceksin, sandalyen konforlu olacak. Otobüse bile bindiğimde ilk baktığım şey maksimum konforu hangi noktada durarak sağlarım. Buna bakarım ben. Konfordan asla ödün vermem. Hiç kimseye de vermemeli. Ödün veren adama da saygı duymam, sevmem. Bu kadar. Abajur bana biraz şeyi hatırlatıyor. Çocukluğumu hatırlatıyor. Eskiden eniştemlerin evinde abajur vardı. Bizim evde yoktu. Ben hep gidince onları kurcalardım, bozardım onunla koyma. Kızarlardı sonra, oğlum oynamış şunlarla falan diye. O yüzden abajur. Sonra bir anda modası geçti gitti, artık evlerin çoğunda yok. Nedense. O yüzden bana hep şey, nostaljik bir şey abajur. Bu kadar. Jelatin. Jelatin bana, bak çok güzel kelime. Jelatin bana hiçbir zaman bitmek, tükenmek bilmeyen bilgisayar toplama merakımı hatırlatıyor. Neden diyeceksin? Evet, çok neden güzel soru. Çünkü yeni böyle bir parça aldığın zaman o böyle geliyor, mis gibi jelatinlenmiş, onun böyle jelatinini sıyırıyorsun, takıyorsun kasaya, açıyorsun oyunu ultra ayarlarda. Keyif, zevk. Akıyor yani, akıyor. O daha önce sorduğun konfor kelimesi de vardı ya. Konforla jelatin, mütemmimcüz. Kesinlikle yani. Birbirlerini bu kadar komplime eden başka bir ikili şu an aklıma gelmedi. Belki bal kaymak ama kapışırlar yani. Bu kadar. Maneviyat çok önemli. Mesela ben Columbia ayakkabılarımla çok manevi bir bağ hissediyorum. Çünkü bunları çok ucuz aldım. Ayıptır söylemesi, 260 liraya aldım. Bedavaya aldım. O yüzden ayakkabılarımla çok manevi bir bağım gelişti. Ben böyle hayatta beni çok kolay şekilde mutlu eden şeylere çok çabuk manevi bir bağ hissederim. Mesela sevgili bebeğime de öyle. Ben çünkü çok kolay mutlu eder. O yüzden ona da çok manevi şeyim vardı. Onun dışında hiçbir şey sikimde değildir. Manevi olarak boş bir adamımdır. Bu kadar. Anlamadım? Zemin. Zemin. Zemin kelimesi de bana öğrencilik yıllarımda Ankara'da yurttan eve çıktığımız zamanları hatırlattı. Zemin katta herhalde. Zemin kattaydı. Aferin, bayağı Sherlock vari adamsın. Çok soğuk oluyordu zemin. Ama çok da eğlenceli olurdu. Neden? Çünkü biz itlik, köpeklik, hayvanlık bütün gün evde bira iç, güreş yap, bilmem ne falan. Düz ayak, rahat. Ya altta komşu yok, bilmem ne. Biz o kadar hayvanlık ki üstten vururlardı. O da tabii ayrı mevzu. Ama zemin bana şeyi hep Ankara'nın soğuk kış günlerini hatırlatır. Ama nefretle anımsamam. Böyle manevi, az önce manevi dedin ya, hep ilintili kelimeler seçmişsin. Maneviyle zeminle benim için şu an gayet ilintili. Bu kadar. Pardesü bak. Bir beyefendinin olmazsa olmaz birkaç şeyi vardır. Bir tanesi şemsiye. Bir tanesi saat. Bir tanesi de pardesü. Her şeyin bahanesi olabilir. Paran yoktur. Gömlek diktiremezsindir. Kemerin ağlamazsındır. Pantolonun bilmem nedir. Ama pardesünün bahanesi olmaz abiciğim. Pardesüyü alacaksın. Taviz vermeyeceksin. Bu kadar. Atıştırmalık genelde bana bira içmeyi anımsatıyor. Bira içerken ben çok atıştırmalık şeyler yerim. Cipsin mipsin, affedersin, amına koyayım. O yüzden hep kendim bir şeyler alırken fazla fazla alırım ki millet böyle ooo lan bir tane bira içtin, dört tane cipsini hayvan herif muhabbeti yapamasın diye. Sonuçta 3 lira için insanların birbirini kırmasının hiçbir manası yok.
Yani bugüne kadar ortak malzemelerde atıştırmalarından çok fazla yediğim herkesten de özür diliyorum bu vesileyle. Eğer hakkım varsa haklarını affetsinler. Helal etsinler, affetsinler değil. Böyle yiyorum yani, ne yapayım, herkesin de bir zayıf noktası var. Ben de bu kadar. Yani bu kadar, bu kadar. Pardon. Çeyrek dedim, aklıma dün geliyor. Çeyrek attı çünkü. Çünkü çok severim düğünleri. Özellikle birkaç tane hiç unutamadığım düğün var. Mesela Ertuğ ile Ayşe'nin düğünü. Unutamıyorum ama keşke unutabilsem, keşke bütün herkes de unutabilse. Ama görüntüleri var. Görüntüleri var, o yüzden Allah kahretsin. Çeyrek, evet, bence böyle şeyi anımsatıyor. Yazın arkadaşlarla düğün, eğlence, içki, atıştırmalıklar falan, böyle keyifli ortamları hatırlatıyor. O yüzden çeyreği de çok seviyorum. Bu kadar.